Tamam, kurtay. Yani bu kadar oyunu bu sistemle nasıl çalıştıracaksınız diye bir soru gelebilir. O sırada FPS'e bakarken öldüm. Öldüğümde 45 FPS. Bugün 0 FPS'e doyduk abi. Herkese merhabalar dostlar. Bu videoda Hepsi Burada'da satılan en ucuz hazır gaming sistemi satın alıyoruz. Bakıyoruz. Belki bütçe kalırsa bir de en çok satılan gaming sistemi alırız. Ve hepsi gelince elimize inceliyoruz. Birlikte test ediyoruz. Hepsi Burada'ya girdik gördüğünüz gibi. Buradan bilgisayar tablet bölümüne tıklıyorum. Ve burada Hepsi Gamer kategorisi var. Buna tıklayınca oyuncu ekipmanlarını ve oyuncu sistemlerini filtreliyor sizin için. Buradan masaüstü sistemlere tıklıyorum. Ve karşıma benim popüler ürünlerden birkaçı çıkıyor. Özellikle ürünün başlığında gaming geçiyorsa satın alacağım arkadaşlar. Yoksa karşımıza bir ofis bilgisayarı gelebilir. O yüzden sıralama seçeneklerinden önce en düşük fiyatı belirliyorum ve karşımda bakalım neler olacak. Şu an şöyle bir ürün görüyorum. Sanıyorum aradığımızı da bulduk. Bunu bir yeni sekmede açalım. Bakalım özellikleri neymiş. Evet, 6700 liralık bir fiyatı var. 250 GB SSD'si var. 3. nesil Intel i5 var. 4 GB DDR5 RAM'imiz var. Bakalım ne olacak. Sepete ekliyorum. Yine aynı kategoriye geldim. Tekrar sıralamalardan bu sefer en popüler, en çok satan ürün hangisi ise onu ekleyeceğim. Bir de şöyle hazır, bütün her şeyin içinde olduğu bir sistem görüyorum burada. Bu 9.999 lira. Hemen yanında sanıyorum biraz daha iyi olan bir sistem var. Şimdi bunlar biraz önemli çünkü klavye, mouse, işte oyun kolu falan filan ekleyince hesap kabarıyor ama sistemin özellikleri ne kadar daralıyor ona bakacağız. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız, şöyle pahalı bir hazır sistem videosu çekmemizi istiyorsanız Hepsi Burada'dan sipariş edip lütfen bunu yorumlarda belirtin ve bunu beğenilerinizle, yorumlarınızla bize gösterin. O videoda gelsin arkadaşlar. 16 GB RAM, 256 GB SSD ama M.2 değil muhtemelen. 1 TB HDD var. RX 550 ekran kartı var. 4 GB kör monitör var. 23.8 inç. Bu 13.700 liraya yakın. İşte 13.679 lira 10 kuruş. Ben burada kesinlikle şu sistemden yanayım bak. İkinci olan tabii. Direkt bunu al diyor. Direksiyon seti de veriyor yanında. Bence ekleyelim bunu sepete. Mousepad, direksiyon seti, kulaklık, kasanın kendisi, monitör, klavye var. Bunu da ekledim sepete. Şöyle bir sepete gidelim bakalım toplam ne kadar olmuş. Toplam fiyatımız 19.425 lira mami. 20.000 liraya 2 tane sistem almış olacağız yani bu videoda. Şimdi bir siparişi tamamlayalım. Sonra sistemleri test aşamasında görüşürüz. Bakalım kaç günde gelecek. Şöyle tıklıyorum alışverişi tamamla. Toplamda 19.425 liralık siparişi kargo bedavaymış. Evet. Şöyle bir, şöyle varan iki, şöyle varan üç. Merhaba arkadaşlar. Siparişler geldi. Evet dostlar. Şöyle ki biz bu siparişi 9 Ekim'de geçmişiz. Tarihi 9 Ekim'miş ve bize en ucuz sistem hangi günde gelmiş? 11 Ekim'de gelmiş bu arkadaş ve bütün her şeyin yer aldığı o daha pahalı olan en popüler sistem de Xeon yazılı kutuda 14 Ekim gününde teslim edilmiş. Yani birisi 2 günde, diğeri de 5 günde teslim edilmiş. Araya hafta sonu girdiği için. Ama şöyle bir durum var. Biz aldığımızda bu en popüler sistemi 12.995 TL üzerinden almışız. Şu an fiyatı 14.439 TL. Yaklaşık 1400-1500 liralık bir fiyat artışı yaşanmış. En ucuz sistemde sipariş ettiğimizde 6.430 liraymış. Daha sonra fiyatı 6.769 liraya çıkmış. Burada da 339-340 liralık bir fark oluşmuş. Yani şöyle ürünlere yaklaşık bugünün tarihinde vereyim. 16 Ekim bir hafta önce net siparişi vermişiz. 7 gün önce. 7 günde birine 1400-1500 lira birine de 330 lira zam gelmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önce şu her şeyin yer aldığı popüler sistemi açacağız. Ardından da Isoli'yi açacağız. Oyun testlerini, yazılım testlerini yapacağız. Performans testlerini yapacağız. Bir kutu açılışına geçelim isterseniz. Şuradan birkaç tane evrağımız çıktı. Wireless adaptörü çıktı da arkadaşlar onu anlatıyorum kutudan. Şöyle güzel bir hediyemiz var. Ya hassas davranmak istedim şimdi ürüne, yalan yok. Yalnız fena durmuyor ya. Güzel güzel. Fotoğraflarda da böyleydi yani. Ne gördüysek o geldi aslında baktığın zaman. Dört köşeye dört vida atılmış. Sökmenizi tavsiye ediyorum bu tarz kasaları aldıktan sonra. Çünkü içindeki ısı muhabbeti ne olacağı belli olmaz. Cam da fena değil. Tamperli bir cam. Onu da söylemiş olayım. Tampersiz cam zaten bunlara koyamazlar arkadaşlar. Yani öyle bir durum olduğu zaman ürün evde kullanıma çok da güvenli değil. Sistemin performansı pek bir şey vaat etmiyor gibi duruyor. Yani şöyle bir boyut var anakart. Anakartın boyutu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu telefondan 1,5 tane boyunda, bir tane genişliğinde yani. Öyle düşünün. Tabii sistem özelliklerinden de bahsedeceğim size. Burada RAM'lerimiz var. İki slotta dolu. Burada işlemci fanımız var. LAN Shuo
Duo diye bir marka işlemci fanı. Kırmızı renk göze çekici gelebilir ama fanın plastiği biraz gözüme ucuz gözüktü. Yani yine fiyat sebebiyle tabii ki bunlar olumlu karşılanabilir şeyler. Bir de fanın şu metalleri de epey gevşek duruyor ama alüminyum olması da hoş. Şurada fanın mandalları var, altından işlemciyi çıkartabiliyoruz. Burada da tek fanlı bir ekran kartımız yer alıyor. Evet, performans testinden önce parçalara bakarken hepsini göreceğiz. Ve bu camları takarken her zaman çapraz takım vidaları dostlar. Yani çok pahalı, böyle gerçekten iyi kasalarda çok fark edecek bir şey değil ama önce burayı sonra burayı taktığınız zaman buraya daha çok diş attırıp buraya az diş attırırsanız cam böyle farkında olmadan siz gergide kalıyor. İşte bu ısınan cihazlar olduğu için bunlar en ufak dışarıdaki ile içerideki ısı farkının artışında camlarda, tamperli camlarda patlayabiliyor. Görüyoruz bunları internette. Ucuz sistemlerde eğer cam tamperli de olsa cam varsa dikkat etmeniz gereken bu vidaları aynı şekilde, aynı tur sayısıyla döndürmek ve önce çapraz takmak. Yani 1-2-3-4 ya da 1-2-3-4 olarak düşünebilirsiniz. Kasayı kaldırıp şöyle kenara alayım. Geldik monitöre. Zeiron ZM575 Curved Gaming Monitör. Tabii ki de Full HD'yi VA panel var. Full HD 1080p oyunlar oynamak için uygun gözüküyor. Şu ıvırını zıvırını buraya alalım. Şunu atalım. Şurada bir şurayı açıp montajımızı yapalım. Şu ayakları biraz göstereyim. Metal ama ilginç bir şekilde çok hafif. Alüminyum bu arada. Şöyle güzel sıkata izlerini koymuşlar. Kaydırmazı duruyor burada. Bir de şu arkadaşımız var. Bu da buraya oturacak. Vida deliği farklı monitör ayakları için. Burası monitörün kendi ayağı için. Şu şekilde sanıyorum. Hayır. Bu. Vidaları da çıkartalım şöyle. Arkasına da bakacağım tekrar. İyi ya. Fena değil. Boşluğu aldı sıkınca. Ayağı taktıktan sonra da şu şekilde artık köpüğünü çıkarttık. Monitörü rahatlıkla koyabiliyoruz. Monitör genel olarak fena durmuyor. 15 dereceye yakın bir şeyi var. Oynama payı var. Sağa sola kıpırdamıyor sadece. VA panel. IPS de verecek sanki. Şöyle altta güzel bir kırmızı çizgi de koymuşlar. Monitörü de böyle koyalım. Hatta koymadan önce bir güce de bağlayalım kendisini. Evet, monitörü de bağladım. Sıradaki aksesuar bu olsun diye bir his geldi içime. Bu da yine Zeiron markasının bir klavye ve faresi arkadaşlar. Tabii ki de kablolu. Gizemli kutu videolarının vazgeçilmesi olan o fare burada da karşımıza çıkıyor. Çok ağır bir plastik kokusu var bu arada. Bir şeyler hareket ettikçe ortama koku basıyor. Klavye de şöyle. Yani normalde tabii ki yani fiyatı belli olan ürünler arkadaşlar. Aydınlatmalı bir klavye değil. Yani harflerin içleri, klavye butonlarının içleri aydınlanmayacaktır dostlar. Sadece onlar baskı. Kolayca zamanla silinebilecek şekilde basılmışlar bu arada. Ama klavyenin kendisi aydınlanıyor. Butonların altı aydınlanmıyor ama klavyenin şu beyaz olarak gördüğünüz şu bölümü plastikten bir tabaka. Muhtemelen içindeki ledler de oraya renkli ışıklar verecek. Farenin kendisinde de var. Ucuz pahalı fare karşılaştırması videosu çekmiştik geçen sene, hatırlıyor musun? Oradaki ucuz farenin, en ucuz farenin aynısı bu. Yani ağırlığına kadar aynı galiba. Aynı plastik, beyaz plastik bu farenin içinde de var. Sonuçta klavye yazıyor mu? Yazıyor. Bu klavyeyi o düşünceyle alır kullanırsın. Başka türlü seni pek memnun etmez. Gelelim mousepad'e. Kenarda açtım ama çok ciddi yapışmış. High tech. Yüksek teknolojili. Bir kaymazımsı bir yüzeyi var arkada. Esniyor oldukça. Bu da zamanla mousepad'in hatta kesim hatası var. Nasıl gösterebilirim ki? Bak görüyor musun? Yok abi, bayağı bildiğin yamuk kesilmiş. Çok normal tabii canım ama yani böyle eşantiyon mousepad'lerden birisi sadece. Herhangi bir oyuna ait değil. Burada bir tane stok fotoğraf var. Askerler. Stok Call of Duty Modern Warfare fotoğrafı gibi. Tabii daha ucuzu. Ve yüzey de çok hafif parlak, ince bir kumaştan ibaret dostlar. Arka tarafta muhtemelen çok ucuz bir kauçuk ya da lastik kullanılmış. Hatta süngere de benziyor. Çok çıkartamadım bu malzemeyi. İş görür tabii canım. Masa ahşap zeminden, kağıt kullanmaktan, işte cam zeminden iyidir. Sonuçta yüzeyi mouse kullanılabilir hale getiriyor. Faremiz, klavyemiz de burada. Monitörümüzü bağlamıştık. Geriye ne kaldı biliyor musun? Kulaklığımıza bir bakalım. 2010-2015 arası çoğumuzun evinde böyle oyuncu ekipmanı denen bir şey olmadığı zamanlardan kalan bir marka Snoopy. Genelde hep uygun fiyatlı ürünleriyle biliniyor. İşte bu üç harfli marketlerde falan da sıklıkla satılan bir ürün. Kulaklığın kendisi değil de markanın pek çok ürününü o marketlerde de bulabiliyorsunuz. Şöyle bir dönüştürücümüz de var. Başka da herhangi bir şey yok. Bunu da atabiliriz kenara. Şöyle bir dönüştürücü var. Çift kanaldan, işte ses ve mikrofon ve kulaklıktan tek kanala düşmek için kullanılmış bir dönüştürücümüz var. Kabloyu açmayacağım uzun uzun. Şurada on-off butonumuz var. Buraya ses kontrolü için, açma kapama için de bir
harici buton eklenmiş kulaklığın kendi kablosuna. Devamında da bir USB görüyoruz. Enerji, ses ve mikrofon aktarımları için 3'e bölünüyor. Bu dönüştürücüyü de burada kullanıp, muhtemelen dönüştürücüyü farklı firma ürettiği için renkler birbirini çok tutmuyor gördüğünüz gibi. Bu da USB bilgisayarımıza doğrudan bağlanıyor. Bu ses ve mikrofon girişini teke düşürüyor. Hatta dönüştürücüsüz bir şekilde kullanmak istiyorum şimdilik. Kulaklık tutucumuz da geldi. 3D printed. Bunu da böyle koyayım mı? Ve son ürün. Bence paketin en güzel ürünü. Marka, model ismi gibi bir markası var. Burada Nintendo Switch demeye çalışmış ama PlayStation 4, 3, PC, Xbox 360, Xbox One, Android. Bu direksiyon seti üretildiğinde yeni nesil konsollar çıkmamış demek oluyor bu. Yani 2020 öncesinden kalan bir direksiyon setimiz var ya da ürün o zaman tasarlanmıştır. Herhangi bir yerde markası yazıyor mu diye bakıyorum da markası GT, modeli V7'ymiş. Şurada model V7 yazıyor, oradan yola çıkarak. Direksiyonumuzun kendisi, gaz ve fren pedalları var. Başka da hiçbir şey. Artık çalışmıyor olabilir. Peki sen şunu yapıyor muydun İşman'ı çocukken? Bence daha iyi oldu ya. En azından daha güvenli şu anda. En azından o plastik kokusu yavaş yavaş yok oluyor. Aldın mı az önce plastik kokusunu gelince bu? Bu gaz ve fren pedalımız dostlar. Yani bu fiyatta bence çok da fena değil. Bir tane daha USB portunu bu arkadaşla dolduruyorum. Bu arada direksiyon setinde bir vites kolumuz da var. İleri geri sadece tabii ama sonuçta olmamasından daha iyidir. Sadece benim merak ettiğim şey masaya nasıl tutunacak bu arkadaş? Vantuzu var da yani ne kadar tutabilir ahşabı? Ben öyle yapmayayım yine de. Sistemi kurduk. Neyse bir verelim enerjiyi bakalım alacak mı? Hey, kulaklığa bak. Şimdi onun sesini de test edeceğiz tabii. Turbox teknoloji geldi. Anakartımız Turbox. User, hoş geldiniz. Windows yüklü. Evet dostlar, şimdi ben bir yüklemeleri yaparken size bilgisayarın genel özelliklerini de anlatayım tabii. Şu anda görüyorsunuz zaten önünde Steam açık, arkada Epic Games açık. Bu işin ana şeyi IDA 64. Oradan bir bakalım CPU'muza. Burada görüyoruz. Core i5 3. nesil 3.20 GHz 4 çekirdekli bir işlemci var önümüzde. Hatta size ekran kartını da klasiktir. Şuradan göstereyim. Bir hafif ufak takılma var. Tabii ki Windows 10 yüklü olarak geldi bilgisayar. Burada yine i5'i görüyoruz. 3.20 GHz 16 GB RAM belleğimiz var. Buradan baktığımızda Radeon RX 550 serisi ekran kartımızı görüyoruz. Az önce gördüğünüz içerisindeki tek fanlı ekran kartı Radeon RX 550 ekran kartı dostlar. Evet, sistemin genel durumu bu. Neler indirdiğimizi de göstereyim. Buradan şu an Euro Truck Simulator 2 iniyor. Spider-Man listede zaten görüyorsunuz. Cyberpunk, Counter-Strike 2, hepsi GTA 5 tabii ki. Test etmesek olmaz oyunu. Burada Epic Games'te de tek bir oyun var. Black Myth Wukong. Evet, bunlar yüklenirken dostlar diğer kasayı da kutudan çıkartalım. Onu da bir açalım, kurulumunu yapalım. Diğer kasa hatırlarsanız sadece kasanın kendisiydi. Bunu kaldırıp onu takıp devam edeceğiz sonra testlere. Evet, kasayı aldım. Izoli'nin bir sistemi. Izoli Shadow Game Case belge. Diğer kasa bayağı havalı duruyor ya. Olay budur hocam. Şöyle bir görünümü var. Bu kasa da böyle. Bu ön taraf Mika bu arada. Cam değil. Bu taraf cam. Tamperli cam. Hatta bu sefer üstüne de yazmayı tercih etmişler. Yine bir içine bakalım bunun da. Bu sefer o alıştığımız tamperli cam etiketi de var. Ama epey sağlam kaplama yapmışlar üzerine. Kenarlardan da o koruma içeriye doğru gitmiş. Cam şöyle. Hafif siyah. Bunun da küçük bir anakartı var ama içine bakmayı unuttuk tabii ki. Bir içine bakalım vidaları takmadan önce. Bunun da anakartı aynı gibi duruyor bu arada da emin olamadım tabii ki. Bakmak lazım hepsine. Sistem özelliklerinden detaylıca göreceğiz. Daha büyük bir işlemci fanımız var. En azından daha kaliteli hissettiriyor. SSD'yi görüyorum. M.2 SSD'niz var. 256 GB. Bu sistemde M.2 değildi. Burada RAM'lerimizi görüyorum. Burada da yine tek fanlı bir ekran kartımız var. Kablo düzeni tabii ki daha iyi bu anakartın. Biraz daha kaliteli kablolar kullanılmış gibi duruyor. Daha ucuz sistem olmasına rağmen çok daha iyi düzeni var. Tabii ki bir tane kasa fanımız var burada gördüğünüz gibi. Artık test ederken göreceğiz. Evet gençler, şimdi geldik ertesi günü. Her şeyin dahil olduğu işte direksiyon setidir, faredir, mousepad'tir, kulaklıktır, monitördür dahil olduğu bu sistemin kasa hariç diğer ekipmanlarını alırsanız ne kadar bütçeniz olması gerekir onu bir hesaplamaya çalıştım. Şöyle söylüyorum. Xeron klavye fare seti 419 lira, monitör 3100 lira, high tech mousepad 75 lira, Snowpeak
kulaklık burada. Bu 572 lira ama zaman zaman çok daha uygun fiyata bulabildiğiniz bir ürün. Direksiyon seti 1900 lira. Everest'in bu Wi-Fi alıcısı 100 lira. Ve toplamda 6200 liralık kasa harici diğer ekipmanların fiyatı oluyor arkadaşlar. Biz kaç paraya almıştık? 12.995 liraya. 6400-500 liraya bunu saysan, tamam mı? Çünkü hemen hemen öteki ucuz sistemle aynı özelliklere sahip iki kasada. 6200 lirada yanındaki ekipmanlar kaç para yaptı? Yaklaşık 13.000 lira yaptı. Aşağı yukarı biz aynı fiyatı almışız. Ama şu an güncel fiyatı ne bu sistemin? Yani bu komple bütün paketin. 14.439 lira. Yani zamlı bir fiyat var. Videonun başında da söylediğimiz gibi. Şu an bu sistemi bu fiyatı almak çok da mantıklı bir tercih olmaz dostlar. 1500 lira ekstra zarara girmiş olursunuz. Kasayı tek başına aldığınızda toplam fiyat daha ucuza geliyor. Ama diyelim ki böyle bir şey düşünüyorsunuz. Bunu yapmak ne kadar mantıklı? Şimdi aslında onu test edeceğiz. Ama şöyle bir durum var. Windows 11 kullanmanız için bu sistemde en aşağı 8. nesil işlemci kullanmanız lazım. Anakart bunu desteklemiyor. Daha sonra işlemci güncelleyemezsiniz. Windows 10 kullanmaya devam edebilirsiniz ki bence Windows 10 hala daha çok tercih edilen bir işletim sistemi olduğu için daha stabil. Yazılım güncellemeleri yapılmaya devam ediyor oraya ama Microsoft da önümüzdeki yıl 2025'in Ekim ayında hatta 14 Ekim'de Windows 10'un desteğini kesecek. Yani Windows 10 Ekim 2025'ten sonra aktif şekilde Microsoft tarafından güvenlik güncelleştirmeleri almayan bir işletim sistemi olacak. Muhtemelen ondan sonraki birkaç yıl daha sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz ya da işte Windows 10 kullanan sistemler için yazılım güncellemeleri yapılmaya devam eder ama çok eski parçalar bulunduğu için burada driver update sorunu da yaşarsınız. Yani bu bilgisayarı aldığınız zaman, bu en ucuz sistemi de aldığınız zaman kullanabileceğiniz maksimum ne kadar ömür var? 1 yıl. 1 yıl, 1 yıl neler yapabilirsiniz? Şimdi ona bakacağız aslında. Hatta biraz uzatırsanız 1,5 hatta 2 yıl diyelim biz buna ama 2 yıl sonra hiç de verim alamayacağınız bir sisteme dönüşecek. Hatta şöyle net tarihlerini de vereyim. Intel bu işlemci için i5 3. nesil işlemcileri için en son grafik güncelleştirmesini 2020'de yapmış arkadaşlar. AMD RX 550 için hala güncelleme yayınlıyor. Aklınızda olsun. Evet dostlar, yaptık testleri, skorları ekranda görüyorsunuz. Ben ne olur ne olmaz bugünün trendi diye bir de Geekbench AI'dan yapay zeka testi yaptım size. Şimdi skorların anlamlarına gelelim. Önce SSD ile başlıyorum. Sol üstteki pencerede skor. Okuma hızı maksimum 500 MB. Yazma hızı da maksimum 498 MB. Birbirine paralel gidiyor. İlk nesil bir SSD teknolojisine sahip elimizdeki SSD. 256 GB da boyutu var zaten. Bu fiyatta bir parçadan beklediğimiz performans da çok fazla olmamalı bence. Kağıt üzerinde yazanı veriyor mu? Veriyor. Onu görmüş olduk. Alttaki skorlar da hard diskin testi. 1 TB'lik bir hard disk var. Zaten o yüzden ben bol bol oyun yükledim buna. Bunu da okuma yazma hızlarını görüyoruz. 104 MB'a 94 MB. 104 MB ile okuyor. 94 MB ile yazıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. 2013'te bir sistem toplasan ve içine hard disk koyacak olsan muhtemelen yine bu hızları görürdün. Geekbench skorlarına geçelim. Ortada şu gördüğünüz iki pencere. Yukarıdaki CPU, alttaki de GPU. Yani yukarıdaki işlemci, alttaki ekran kartı test skorları. İşlemci skorlarına baktığımızda iki farklı değer görüyoruz burada. Birisi tek çekirdek performansı 633. Diğeri de çoklu çekirdek performansı 1933 olarak belirlenmiş. Ben çok yakın zamanda test ettiğim çok güncel ve yapay zeka destekli bir işlemcinin performans testlerini göstereyim size. O skorlar üzerinden bir şeyler söylemeye çalışayım. Yeni nesil bir laptopta aldığım test sonuçları şöyleydi. Tek çekirdekte 2754, çoklu çekirdekte 12569. Şimdi bu skorlarda üsttekiler de hemen bizim şu an bu ekranın açık olduğu sistemin skorları, aradaki farkı görüyorsunuz. Yani çok bir şey vaat etmiyor. Alttaki de CPU skorumuz, Asus ZenBook S16 daha önce test ettiğimiz notebook'taki GPU ekran kartı skoru bu. Bu sistemde de 920. Yani o oyunları göreceksiniz birazdan. Hiçbirini çalıştıracağını düşünmüyorum. Ben yine de günümüz trendi böyle çok tercih ediliyor, merak ediliyor. Her ne kadar Windows 11 ya da Copilot kullanamayacak olsak da bu sistemde bir yapay zeka test skoru da çıkardım. Onlar da bunlar. Çok böyle üstüne düşülebilecek bir şey değil şu an. Yapay zeka test skorları karşılaştırabileceğimiz başka sistemler yok. Hatta Geekbench AI da bu skorları belli bir noktada karşılaştırmamızı istemiyor şu an ama skor isteyenlere sentetik test skorları da böyle yapay zeka anlamında da bu canım bilgisayardan çok beklentiniz olmasın demek oluyor bu. Şimdi gelelim bomba olaya. Ya bu kadar oyunu bu sistemle nasıl çalıştıracaksınız diye bir soru gelebilir. Çünkü 2024'te çıkan Blackbeard Wukong yüklü, hard disk'e yüklü tabii bunlar. Hogwarts Legacy yüklü geçtiğimiz yıl en çok satan oyun olmuştu. Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Bir de Anomaly Agent var. Enis Kirazoğlu'na da selam olsun. Bu sistemlerde oynayabileceğiniz en ideal oyunlar da böyle piksel tabanlı oyunlar zaten. O zaman bir Anomaly Agent'la başlayalım. Açılırken oyun size bir şey göstermek istiyorum bu arada. Klavyemizde RGB arkadaşlar, yani yalan olmasın. Şöyle fonksiyon tuşuna basıyorsunuz. Scroll lock'la ışıkları açıp kapanıyor. Yani toplam fiyatı mouse'la beraber 400
179 lira gibi bir şeydi. Az önce de söylediğim gibi. Neyse bir Anomaly Agent'a dönelim. Siz FPS değerlerini de görüyorsunuz zaten. Bu oyunun müzikleri insanı moda sokuyor bu arada. Çok sağlam müzikleri var. 60 FPS'de gidiyor. Öldüm ya. Neyse performansı gördük sonuçta. Anomaly Agent'ta 60 FPS'e, 55-60 FPS'e çıktık. Bu arada kulaklık idare eder ya. Fena değil ya. Kulaklık gayet iyi. Yani girdin Valorant'a iki el attın, mikrofonu taktın, sessiz de girdin oyuna. Okey yani. Valorant oyna kardeşim bak. Bir titreme oldu gördün mü ekranda? Neyse. Monitör kalitesini belli ediyor yalnız. Fazla gri. Bir hafif donma var, kasma var. Gecikmeyi görüyorsunuz. Grafik kalitesi ortadaymış zaten. En düşük ayarlarda Valorant. Hadi bakalım. FPS'i görüp çıkacağız. Performansıma dair yorumları daha sonra yasaklarsınız. Tweak, Kızıl Şeytan, Yüzbaşı Emir ve Daichi ile beraber oynayacağız. Yüzbaşı Emir eğer bu videoyu izliyorsan aşağı yorum yap beğeneyim. Tabii diğer arkadaşlar siz kimseniz. Ha. Fena değil. Of. Tamam yedim. Bu arada 25-26 FPS falan görüyoruz. O sırada FPS'e bakarken öldüm. Öldüğümde 45 FPS. Oo 14'e kadar düştü bu arada. 50 FPS'i zor görüyorsun. 25-45 aksiyonda 20'ye kadar düştü az önce. Yani Valorant oynarsınız ama ne kadar rekabetçi olur emin değilim. Sıradaki oyun Counter Strike 2. Hadi bakalım. Şu an FPS 1 bile değil anasını satayım. Dakikada ölse FPS'i rekor kırar ama. Grafik sürücüsü güncel değil diyor. Güncel. Ya bak aldığınızda gerçekten ne olacağını, ne yaşayacağınızı göstermek için yapıyorum. Normalde evet çalıştırmayacağını biliyorum arkadaşlar yani. Bir şeyler oluyor. Hah normal değil mi? Nasıl? Windows Vista Home sürümünün pencere butonları var burada. Patladık. AMD yazılım hata raporu. Evet geçmiş olsun. CSGO çöktü. Bu testi kaldıramadı. Ben ETS 2'ye geçiyorum hocam. Başkası paklamaz. Geldi. Euro Truck Simulator 2 60 FPS'te açıldı. Muhtemelen Vertical Sync açık da ondan. Sabit değil. Mouse'da bir yavaşlık var ama neyse. Bak 720'de açalım ve en düşükte olsun. Bir... Aha geldi. Bak şimdi bir dakika. Gecikmeye bak bak bak. Evet algıladı. Sistemi de kurduk bu arada gördüğünüz gibi. Ben ne görüyorsam siz de ona yakın bir şeyler görüyorsunuz. Direksiyonu algılıyor mu? Algılıyor ama gecikme gördüğünüz gibi. Döndürdüm döndü. Bir saniyeye yakın gecikme var. Hatta boşluğu da görelim. 20 dereceye yaklaşınca algılamaya başlıyor. Çeyrek tura yakın döndürdüm ancak döndü ekranda. Yarım tura yaklaşıyorum. Bir turu tamamlıyor. Net yarım tur yaptığımda oyundaki tam 2 buçuk turunu tamamlamış oluyor. Yani oyunu genellikle şuralarda oynayacağınızı düşünürsek burada mı algılama sorunu var acaba? Gazı buradan vereyim ya. Buradan görelim hadi. O işkence gibi ya. Zaten direksiyon da yerinden çıktı. FPS'te bir sıkıntı yok en düşük grafiklerde oynayınca. Arada bir ufak tefek droplar yaşıyoruz. Vites düşürüyor muyuz? Hayır. Şimdi tanıtmakla falan uğraşmayacağım. Muhtemelen işkenceye dönecek. Ucuz direksiyon kolu alırsanız ne olur? Temalı bölümün sonuna gelmek üzereyiz. En azından sistemde ETS 2 oynandığını görüyoruz. Düşük grafiklerde olsa ama bu direksiyon seti mi lazım? Bence hayır. Bunun yerine fareye atasanız direksiyonu çok daha iyi olur. Bence bu kadar yeterli. Gidip de 3000 lira paranızı böyle direksiyon setlerine vermeyin. Gerçekten yazık olur. Masaya sabitleseniz bile gecikmelerini gördünüz. Dönüş paylarını, boşluklarını gördünüz. Gaz fren pedalıyla uğraşmadım bile. Yani bundan zevk almıyorum ki onu bağlayınca beynim bölünecek iyice beşe. O yüzden bu direksiyon seti maalesef sınıftan geçemedi. Abi GTA 5 kaldırır mı sorularını aldığımız o yıllardan kalan bir bilgisayarda test ediyorsun. Kaldırır. Bu arada geldi. O gecikmeye bak. Şey bir ağırlık var. Bak 634p ile 600 küsür p böyle gözüküyor. Yeniden açılması falan 10 dakika sürdü galiba. Hayda. Eyvah eyvah. Aa, bak çözüldü. Biraz daha rahat şu an. Başladı. 55 FPS, 60 FPS. Bu arada oynanıyor ya. Olur da bu arada. Yani daha düşük FPS alma GTA 5'te. Herhangi bir arabaya bin. GTA'nın hakkı bu. Akıyor ya GTA 5. Dying Light'ı deneyebiliriz. Vallahi geldi. Hafif bir kasıyor. Şu an 23 FPS'te falanız. 1080'den biraz daha düşürmemiz lazım bence. 720 iyidir. 1000 FPS gördük. Bir şey diyeceğim. Sayaçta bir arıza oldu galiba. Siyah ekranda 1000 FPS gördük çünkü. Oyun başladı. 80-87 falan gördüm. 90 gördüm. Bak mont giymiş eleman. İçeride vantilatör dönüyor. Ya akıyor oyun. Bak bak açık havada böyle bir manzaraya bakınca detaylar az olduğu için 160-170 FPS aldık. Çok yırtılma var yalnız ekranda. Oyunu oynamayan, merak eden varsa bence oynasın. Oynayanlar varsa görüşlerini yorumlara yazsın. Gayet de çalıştırdı ya. Okey yani. Dying Light da iyi. Bence sonraki oyun Spider-Man. Bir 720 deneyelim de. Vertical Sync kapalı. FPS'i göreceğiz çünkü. Bir okey diyelim bakalım. Tabii ki sürücü hatası verdi. Ya yoklukta gideri var monitörün ama monitör bence daha iyi olabilir. Bak mesela şu an siyah ekrandayız. Buradaki şeyleri görüyor musun?
aydınlıkları var şeyin monitörü. Işık parlaması da değil bu arada yani. Şöyle elimi de tutayım belli olsun. Evet bakalım Marvel Spider-Man ilk çalışmayan oyun oldu. Seni ben böyle bir kenarı köşeye ayırayım. Hiç beklentim yok Cyberpunk'la ilgili. Oyun zaten çalışıyor mu? O kadar hızlı ki. Öyle bir çalışıyor ki. Geliyor bir şeyler. Aha. Herhalde 1,5 dakika falan sürdü Cyberpunk Launcher'ın gelmesi. İşlemci %100'e çıktı bir ara. Buyur. Nasıl? Güzel mi Cyberpunk? Hadi kapatalım. Kapanmıyor bile. Hata raporu verdi bu arada. Hogwarts Legacy. Tabii ki de grafik sürümü şey hatasını veriyor. Bir başka hata da geldi Cyberpunk'tan arkada ama. Bak. Hogwarts Legacy direkt geldi. Daha yeni oyun. Hadi buyur buradan ya. FPS de geldi. Bence buradan ileriye gidemeyecek. 1 FPS yine gördüm abi ben. 3 FPS. 2 FPS. 0 FPS. 0 FPS gördün mü hiç hayatında? 1 FPS. Tabii burada shader ayarlarını falan yapıyor oyun. Burada kasması takılması çok normal de. Pek zannetmiyorum ki tamamlasın. Evet yaklaşık 15 dakikadır bekliyoruz. Ancak bu kadar shader hazırlayabildi. Yani oyun grafik materyallerini hazırlayabildi. Kapattım dostlar. Bence bu oyunu test etmeye pek gerek yok artık. Ve son kez test etmek istediğim oyun Black Myth Wukong. 2024 çıkışlı oyun en güncel oyunlardan biri. Başladı bak geldi ekran. Siyah ekranda en yüksek FPS'lerden birini verdi oyun. 1, 2, aynı hikaye burada da dönüyor. %0.14, 0.20. Eyvah eyvah sabah kadar ancak oyun kendi kendini ayarlayacak. 0.48, 1 FPS, 0.57. Böyle bu ömür biter burada. O yüzden bunu da kapatıyorum. Neleri oynayabilirsiniz? Anomaly Agent'ı oynayabilirsiniz. Valorant, Euro Truck Simulator 2, Grand Theft Auto 5 yani GTA 5 ve Dying Light'ı en düşük grafiklerde ortalama 40-50 FPS arasında oynamayı başardık dostlar. Genel itibariyle ben bu sisteme fiyatı sebebiyle ciddi puanımı kırdım. Ve 10 üzerinden kaçı hak ediyor? Bence bir 10 üzerinden kasanın kendisi vaat ettiğini gerçekleştiriyor mu? Gerçekleştiriyor. Bütün alışverişe en popüler sisteme 10 üzerinden 4. 4 okey ya. 10 üzerinden 4'ü hak eder. Şimdi gelelim en ucuz kasaya. Kasanın kendisi hoş evet ya. Işıklandırmaları, detayları falan iyi duruyor. Fiyatına göre tabii yine. 6400 lira sonuçta. Bu arada donanım olarak da neredeyse birebir aynılar. Diğer kasanın görüntüsü de geldi. Bunda daha az oyun deneyeceğiz dostlar. Çünkü pek hafızası yok. İçerisinde ayrıca hard disk de koyulmamış fiyattan kısmak için. Dolayısıyla sadece 256 GB'lık bir SSD'miz var. Evet dostlar kurduk. SSD'si çok daha iyi. 1544 MB okuma, 902 MB da yazma hızlarını görüyoruz buradaki pencerede. Geçelim Geekbench testlerine. Geekbench test CPU testinde 623 puan var. Tek çekirdek performansıyla çoklu çekirdekte de 1647 puan görüyoruz ama şöyle bir bakalım. Bu Geekbench testinde önceki sisteme göre neler ortaya çıkarmış bu sistem onu görelim. Hemen alttaki şu satır az önce test ettiğimiz daha yüksek fiyatlı olan sistemin puanları. Burada da şu anki yanında gördüğünüz ucuz sistemin puanları var. Tek çekirdekli de kafa kafaya diyebileceğim ufak farklar söz konusu. Çok çekirdekli de bir 300 puan daha geride kalmış bu arkadaş ama hemen hemen benzer performanslar işlemcilerinde aynı olduğunu burada zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Bir GPU testine bakalım. Burada OpenCL skorunu görüyorsunuz 11.507 puan. Ben de bunu beklemiyordum. Aslında şunu gösteriyor bize. Hemen yine alttaki şu satır az önce test ettiğimiz sistemi satırı ki hatırlayanlarınız vardır 920 puandı. Bu da 11.507 puan çıktı. Demek ki az önceki sistemde test uygulaması Geekbench GPU'yu görmedi. Test ederken de onun performansını değerlendiremedi. Öncesinde yine bir yapay zeka testi yaptık Geekbench AI testi. Ondaki puanlar da böyle yine önceki sistemle kafa kafaya yapay zeka puanları var. Soruyorsunuz şunda yapay zeka var mı, bunda yapay zeka var mı diye. O yüzden buraya eklemek istedim. Şimdi şöyle bir masa üstünü göstere tıklıyorum. Yine en hafiften en ağıra doğru gideceğiz. Ben Anomaly Agent'tan başlıyorum oyun testine. Bu arada bu sistemde Windows çok daha kararlı çalışıyor. Anomaly Agent'ta da aldığımız FPS'i şu an görüyorsunuz. Ben yine benzer bir şeye gireceğim. Ben bir öleyim de. Bu kesinlikle daha akıcı bu arada. Sonuç olarak daha akıcı. Bu arada şeyden bahsediyorduk. Windows ve oyun da daha akıcıydı burada şu ana kadar. Valorant'a geçelim. Valorant açılmıyor yalnız öyle bir sorun var şu an. Aa geldi. Bugün 0 FPS'e doyduk abi. Önceki sistemde ekran kartı oyunları görüyordu. Bunda da oyunlar ekran kartını görmüyor. Oyna. Yine bir Spike'a hücum yapalım. Tabii ben kulaklığı takayım ve sıra cezasının devrede olduğu üyeler. Ceza yedik. Valorant'ta anlamsız şakalar görünce Counter-Strike 2'ye geçelim dedik. Bakalım bu sistemde açılacak mı oyun? Önceki bilgisayarda grafik ayarını bile değiştirememiştik. Hah, aynen oynayabiliriz. Görüyor musun pencereyi şu an? Grafik sürücüsü güncel değil abi. En güncelini yükledim zaten. Bak bunda daha akıcı. Ben şöyle hızlıca bir alıştırma moduna gireyim. Orada botlarla kapışalım, FPS'i görelim. Hiç fena değil bu arada. Biraz böyle kasıyor. 40-41 FPS o arada gidiyor. Botlara bak ya. 40-41. 20'ye kadar düştüğü oldu bu arada. Evet.
50 FPS'i görmüyoruz. Aksiyon anlarında 20'ye düştüğü oluyor ama biraz daha kalın bakalım neler olacak. Olayı anladık diye düşünüyorum. Ben kapatayım bunu da. Çıkalım oyundan. Counter Strike 2 testini geçti ya CS2. Oynanır. Yine rekabetçi oynanmaz ama oynanır. Cyberpunk. Aa. 37 FPS. Ya işleyebiliyor buraları. Fena değil. Bunlar oyun içi görüntüler değil bu arada. Oyun ana menüsünde akıcı. Göreceğiz bakalım. Tabii ki her şey en düşükte. 720 ya. Tabii ki pencerede de olmaması lazım. 720'ye çekince düzeltti. 1920'ye 1080. 1080 deneyelim ya. Bence okey. Hadi bakalım. Çok ufak bir drop yiyoruz tabii. 24. Ya 25'in altına düşünce bir ağırlık oluşuyor. Oluşmuyor değil. 21. 20 FPS'i görüyoruz bu arada. Biraz daha düşürmeye çalışacağım. 720. Bunu yaptık abi. Hiç fena değil. Yani 720'de açıyor. Monitör fena. Karanlık yerlerde siz muhtemelen bunu çok düşük kontrastla görüyorsunuz böyle. Gri gri görüyorsunuz. Ben biraz daha koyu görüyorumdur ama bazı dokuları birbirinden ayırt etmek giderek zorlaşıyor. Of, 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 of. Fena değil ha. Bir şey söyleyeyim mi? Oynatıyor yani. 29'u gördüm ben en düşük. Ya konuyu anladık diye düşünüyorum. Sonuçta 25'in üzerine çıktı mı çıktı. Ben bu bilgisayardan alıyor muyum kendime de alıyorum. Şehir içinde falan filan da bence böyle 25-35 arası akarsın. Sonuçta konuyu gördünüz. Cyberpunk 2077'dir. Kendisi en düşük grafiklerde, altını çizerek söylüyorum. En düşüğün de düşüğü grafiklerde. Böyle 29-45 FPS almayı başardı. Bence bu 6000 liraya gayet okey. Yani temel oyunları oynayacaksın. Valorant oynayacaksın. CS2 oynayacaksın. Başka ufak basit rekabetçi oyunlar oynayacaksın. LoL oynayabilirsin. İş yapar. Yani temel oyunları oynamak için, rekabetçi oyunları oynamak için iş yapar. Okul için iş yapar. Bu böyle ofiste mofiste kenarı köşeye atmalık basit bilgisayar abi. Ofiste iş yapar. Anlatabiliyor muyum? Hani evet. Böyle. Bir Windows kasan yoksa senin söylediğin senaryoda alır mısın bunun yerine? Bunun yerine daha iyisini alman gerekir. Çünkü bir sene sonra bunun içinde Windows 11 çalıştıramayacaksın. Bir Windows 10'un olacak. Ona gelecek güncellemeler zayıflayacak vesaire. Aynı hikaye bunda da var. Önceki sistemde olduğu gibi. Bu klavye mouse hariç. Bir de monitörünüz biraz daha iyi bir monitör olursa tadından yenmeyecek bir kasayla beraberdik. Yani öyle her şeyin bir arada olduğu paketlere falan filan çok aldanmayın dostlar. Lütfen gidin. Eğer hazır sistem alacaksanız, bütçeniz de bununla sınırlıysa böyle bir şey alın kendinize. Ama en azından biraz daha bütçeyi arttırıp daha güncel ekran kartı ya da özellikle daha güncel 8. nesilden daha sonra çıkmış işlemcileri almak. Intel'den bahsediyorum tabii. AMD'de de bunun eşlenik tarafını düşünebilirsiniz. Sizin için daha çok iş görecektir. Bu videoda buraya kadar. Bir sorunuz olursa lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Elimizden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağız. Bir başka videoda görüşünceye dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sistemlerle ilgili bütün linkler açıklamalarda ve yorumlarda yer alıyor arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Aksesuar tavsiyelerimiz de var çok güzel. Bir başka videoda görüşünceye dek artık kapatalım. Hoşça kalın.